أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Bugünkü ders de ilginç. Hamiyet. Bunu Murat istedi. Ama da hoşuma da gitti mevzu. Hamiyet. Hamiyetten ne anlıyoruz? Himmet. Gayretini sarf etmek. Başka. Güzel. Lügat manaları veriyor. Ben peki lügatı evet. Vereyim. He? Koruyuculuk. Nasıl? Koruma. Koruyuculuk. Koruyuculuk. Güzel. Gayret. Gaye hayal olmak, gaye hedef olmak, öyle mi? Güzel. Yusuf. Peki, lügat manasını vereyim. Mukaddesatı ve milletin haklarını, namus ve haysiyetini korumak hususunda gösterilen gayret ve ihtimam hasreti. İman ve İslamiyeti ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini, din ve mücahede kardeşlerini, dinini ve mücahit kardeşlerini muhafaza ve müdafaa etme gayretidir. Mesela şu anda hatırıma geleni söylüyorum. Diyelim ki bir insan hatadan âli değil. Herkeste cüz-i külli hata var. İsmet sıfatına sahip sırf peygamberdir. Şimdi birbirimizi veya hizmet eden kardeş abilerimizi böyle külli bir fazilet, külli bir hizmeti içerisinde gözüken cüzi kusurlarını serişte edip öne çıkarmak o külli hizmetini hücum etmektir diye geçiyor. Emirdan da geçiyor, ikinci emirdan da geçiyor. Savcıya diyor, yani bu topluma diyor, imanına, Kur'an'ına, ahiretine, vatanına, milletine yaptığım şu hizmeti, sizce diyor bazı kusurlar görünse bile diyor tesettür risalesi hakkında, bunu vatan ve millet adına hoş görmeniz gerekiyor diyor. Çünkü bu milletin imanına hücumu ediliyor, namusuna. Bunu müdafaa edenlerin, müdafaa ettiği şeyi ve hedefi kilitlenmiş hedefini ortadan kaldırmak manasına gelen o zatın şahsi kusurlarını veya umumi kusurunu da ama bütünlük içindeki itikada dokunmayan, eğer İslam düşünüyorsak itikada dokunmayan, nurculuk veya meslek ve meşrep düşünülüyorsa esasat teşkil etmeyen kusurları serişte etmek, hamiyetin tamamen zıttıdır. Hamiyetin zıttıdır. Yani mesleğin esasatını ortadan kaldırmayan, din ise edile-i şeriyeye sarih ifadeleriyle edile-i şeriyedeki bir haramı veya helalı ortadan kaldırmayan, şahsi kusurlarını öne çıkarıp hizmet âliyesini ve mücadelesini ve düşmanını kale almamak geliyor, manasına geliyor. Hamiyetsizlik. Korkunç bir şey. İhanet oluyor. Yani mesela iddia ettiği şeyi, diyelim ki misal verin. Misal için herhalde kusura bakmazsınız. Şimdi benim bir hedefim var, tamam mı? Kemalizm. Bu milletin imanını, Kur'an'ını, namusunu, vatanını satan bir rejim. Satmış. Hedefim o. Şimdi vatanı, milleti, namusunu, hamiyetini yok eden rejimi hedeflemiş. Ama ben bununla çalışırken, buna şey yaparken, efendim, başka nasıl yapacağım? Kameralarla ders yapıp yayınlamak ihlas sırrına zıt değil mi? Bugün gelen bir mail o cevap olsun. Şimdi bu adam daha o kadar kusur var ki bunu şey yapmaya gerek yok yani. Daha ben sana gel kusurları söyleyeyim. Söylemesem namert olayım. Ama bir şey yapıyoruz da başka nasıl yapacağız hizmet?
He? Oturup da nasıl yapacağız? Kim gelecek? Risale-i Nur müşteri aramaz. Nur talebesi müşteriye muhtaçtır. Niye açtık o zaman buraları? Niye dershaneleri açıyorsunuz? Oturunuz evinize gelsin herkes. Risale-i Nur müşteri aramaz. Risale-i Nur talebesi müşteri arar mecburdur. İslamiyet'in müşteri ihtiyacı yok ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın vazife itibariyle var. Kaçana bak tokat vuruyor. Yunus aleyhisselam değil vesaire. Yani eylemsel itibariyle nerelere mal olduğunu bilsek. Bak peki kusur yok mu? Olmaz olur mu? Bir sürü kusur var. Ama diyor ki üstad, o kusur bütünlük içinde esasat ortadan kaldırmıyorsa, eğer dini bir meşru bir şeyse, dini bir şeyse, mesela tesettüre teferruat diyorsa, küfre taraftarsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında ise, bu esasatı dokunuyor ki bu küfre rize küfürdür. Bu Ahmet Mehmet'in işi değil. Kim olursa olsun, Ahmet de olsa, Hüseyin de olsa, bu böyledir. Küfre rize, ha bu, bunu niye söylüyor? Hayır, bu öyle değil. Bu, bunun hiç iyiliği olmaz. Kafire taraftar, kafirlik. Bilerek, bilerek ve severek taraftar olmak, onun diyor imandan hissesi olmadığına delildir. 203 Emirda 1. Şimdi, hamiyet okuyoruz. Hamiyet olması lazım. Hamiyet, okuyacağım inşallah şey yeterse 2 sayfa. Hamiyetin yönü ters olursa, hamiyet vicdani bir hismiş. Onun direksiyonu da dima. Eğer dima direksiyonu o yanlış yere şey yaparsa davasına ihanet ediyor. Yani hamiyet hiyanete vasıta olur. Çok korkunç yani, ben okuyacağım. Okuyayım. Adalet külahını zulüm başına geçirmiş. Sözler 707'den okuyorum. Adalet külahını, adalet, külah adaletin simgeliyor. Ama zalim, zulüm, zalim adam başına geçirmiş. Yani suretle siret, yani zahirle hakikat aldatıyor diyor. Yani adalet küllahını, adaleti simgeleyen, bu adalet manasını simgeliyor ama zulüm kafasına takmış. Zulüm kafasına bunu takarsa adaleti, adam adaletli olur mu zalim? He? Olmaz. Ama adalet perdesi altında zulmeder. Çok tehlikeli bu. Hamiyet libasını, hamiyet bir libastır kişide, unutmayın. Adalet bir külah gibidir. Hamiyet bir libastır, hissidir. Hiyanet ucuz giymiş. Hiyanet. İnsanların hamiyetini tahrik ederek hiyanet ettiriliyor. Nasıl oluyor? Davasına ihanet edenin, mukaddesatına, dinine, edile-i şeriye, peygambere, kitaba, davasına ihanet eden, ihanet edene, ihanet etmek, davana, mukaddesatına sadakat göstermektir. Bakın, dostumun düşmanı, bak ben, dost, düşman, dostumun düşmanı, düşman kaldıkça bana nedir? Düşman kaldıkça düşmandır. Bak buraya koyuyorum elimi, matematik yapalım. Ben varım, dost var, düşman. Dostumun düşmanı, düşman kaldıkça benim ölçüm şudur. Buna bakıyorum, bu benim dostum. Buna kim dostsa dostumdur, buna kim düşmansa düşmanımdır. Bu kadar basit. Ustad, içtimai hayatta, içtimai keşme, siyasi hayatta ölçü şöyle getirmiş. Harika bir şey. Koydu CHP'yi buraya. Abi gene niye girdin? Ya cemiyette bir çözüm getireceğiz yani. CHP'yi buraya koydu. Bu rejim. Bunu esas aldı. Bunu kaybedersen hiçbir şey çözemezsin. Ne niçin doğrudur bilemezsin. Bunu koydu. Buna taraftar olan bundandır. Buna düşman olan bendendir. Bitti.
Bunun artık ahirette mesuliyeti hiç endişe etmeyeceksin. Diyeceksin ki ya Rab, 2. emirde 206'da Bediüzzaman içtimai hayattaki tarafkirlik ve amiyet hedefimiz bu cepheyi koydu. Çünkü bir mihengi nokta olması lazımdı. Nereye göre nedir? Ha bunu koyduktan sonra hala adam şey konuşuyorsa onunla konuşmayacaksınız. Kavga da etmeyeceksiniz. Hecren cemila. Şimdi ölçüler nettir. Mana net değil. Mana nihayetsiz mertebesi var. Burada gözüken çiçekteki manayla Cemil ismine kadar nihayetsiz meratip var. Ama İslamiyet mana dünyası değildir. Niçin? İtikat olmadığı için. İslamiyet esasları itikat değildir. İman esasları itikat. İtikat olan her şeyde mertebe vardır. Esaslarda ise, yani eylemsel esaslarda ise mertebe değil, eylem vardır. Mesela Allah'a inanmak nihayetsiz mertebesi vardır. Meleklere inanmak nihayetsiz mertebesi vardır. Namaz kılmanın öyle mertebesi yok. İçerisinde mertebe var. Namaz kılmak ve kılmamak. Başka şıkkı yok. Namaza inanmak yok. İman esasında Allah'a inanmak. Peygamber inanmak. Matmak. İslamiyet'te ise kılmak namaz. Eylem. Kılmazsan kılmamış oluyorsun. Ya benim düşüncem. Hayır. İtikat değil. İslam'a ben inandım. İslam'a inanmak değil. İslamiyet eylemdir. Namazı kılmak. Orucu tutmak, oruca inanmak değil. Gitmek haca, vermek zekat, getirmek şehadet. Değil mi? Ha, bunun manası yok bunun. Manası yok derken içerisinde mana var. Eylemseldir. Ya haktır ya batıldır. Ya doğrudur ya yanlıştır. Ya imandır ya kafirdir. Ortası yoktur. Ha, münafık var. Münafık eşittir. Kafirlik bir makamdır. Ölçüler İslam'da nettir, eylemseldir. Mesela oruç tutmak. Orucu inanmak değil ki. Kafir de nettir, rejim de nettir. Budur. Bunu görmedikleri için Risale-i Nur'a değer veremiyorlar. CHP'yi göremedikleri için Risale-i Nur'a değer veremiyorlar. Risale-i Nur kim kıymet verebilir? Asrı tanıyan Risale-i Nur'u idrak eder, değer verir. Hala 500 sene sonra Deccal bekleyen adam Risale-i Nur'u mücedid olduğunu, mana dünyası olduğunu anlar mı? Adam 500 sene sonra tarumar olmuş ailesi, kafası, cemaat, her şeyi. Deccal gelip ne yapacaktı? İngilizler işgal etseydi ne yapacaktı burayı? Ezanı kaldıracaktı. Namusuna elini uzatacaktı. Karını kızını açacaktı. Kur'an hükümleri değiştirecekti. Seni geçmişinle kopartacak harfleri yok edecekti. En önemlisi harftır. Yani geçmişinle tamamen değiştirecekti. Camilerini yıkacaktı, satacaktı. Var olanları ahire dönüştürecekti. Allah'ını, Kur'an'ını seveyene soruyorum. İngilizler hakim olsaydı bu Kemalizmin yaptığı tahribattan farklı ne yapardı? Ne yapardı bana bir tane söyleyin. Hatta korkardı, o kadar yapamazdı. Kur'an'a yemin ederim bu kadar yapamazdı çünkü İngiliz altındaki Arap devletleri var. Libya İtalyan işgali altında hala. Cezayir Fransızların işgali altında. Mısır İngiltere'nin işgali altında şu anda. Camiler duruyor vesaire, ben gittim gördüm. Suriye Rus'un işgali altında. Gene bir eğitim vardı ya. Adamın yaptığı tarihte gözükmemiş. İşgal olsaydık daha iyiydik. Yani bunu görmeyen, bu CHP'yi görmeyen ölçüsü olmaz artık. O paratoner gibi bir şey dönerdir, döner döner. Neye göre şey yapacak, neye göre? Bunu göreceksin, bu çiviyi buraya çakacaksın. Çaktıktan sonra ipi 1 metre uzunlukta, 2 metre uzunlukta. Mesela Adana kaç kilometredir? Ne dersiniz? He? Nereden? Tabii ya. Bursa'dan mı Adana'ya? Edirne'den mi Adana'ya? Buradan mı? Topkapı'dan mı? Bu ölçü olacak. İşte hamiyet libasını hiyanet ucuz giymiş.
Acab vatan, millet, İslam, uhuvvet, kardeşlik, hizmet. Ne hizmeti ya? Hizmete hizmet diyor. Allah'ın dinini bozarak Allah'ın dinine hizmet olur mu? Haramı helal sayarak dine hizmet denilir mi? Cihat hem gazaya bağ ismi takılmış. İrtica, mesela Suriye'deki, şeydeki, Çeçenistan'daki, şuradaki mücahit kardeşlerimiz var Doğu Türkistan'da, cihat ediyor. Yapamıyor, anasına, karısına, çoluk çocuğuna zarar verecek. Bir bomba koyuyor, gelen askerler uçuruyor. Vay, İslamiyet'te böyle var mı? Peki İslamiyet'te kendini öldürmek var mı? O zaman savaşa neye gidiyorsun? %100 öleceksin. Savaşa gitmek ölmek değil midir? Bomba koyarken elinde patlıyor. Saldırmak, her an ölmeyecek misin? Ama gidip de çarşı pazara yapmak değil bu. Savaşıyorsun yani, savaşta yapıyorsun bunu. Evet, bunu 707 sözlerden okudum. Sözler 725'ten okuyorum. Mütekilin vahdi olsa eğer bir zatta, yani hukuk ikiye ayrılır. Ayrı edemiyoruz ki. Ben mesela şeyi çıkarttım. Risale-i Nur bize kazandırdıkları var ya. Masama gider misin? O kağıtlar var, ufak kağıtlar var. Mesela o kağıtları bir getir. Üç tane aynı yazı cinsinden üç tane bir kağıt var orada. Bak, şahsi hukukla umumlu. Risale-i Nur neler getirmiş? Bak, hukuk bilmiyor ki, yeni duyuyor. Hukuk ikiye ayrılır. Bir şahsi hukuk, bir de umumi hukuk. Mesela telefonumu elimden aldın Yusuf. Din diyor ki fedakarlık yaparsan amali salihtir. Kuyruğuma bastın, hakkıma tecavüz ettin. Tamam, tamam, senin olsun. Din diyor ki ben sana daha fazlasını vereceğim. Ama benim şahsımdan Risale-i Nur'a ve dine hücum ediyorsa ver bakayım. Ona ben şöyle diyemem çünkü bu makamdayım ben. Aferin lan sana. O kadar kağıtların için hakikaten üçünü de doğru bulmuşsun. Güzel. Benim şahsımda dine hücum ediyorsun. Ya Risale-i Nur yanlıştı veya Edile-i Şerif mesela diyor ki kader inkar ediyor. Adam kader inkar ediyor. Adam diyor ki kader inkar eder. Ehli kıbledir diyor, bir şey denemez diyor. Peki kaderi inkar ettiği zaman ehli kıbledir, bir şey denmez, bir şey demeyin diyorsan, senin arabanı çaldıkları zaman acaba aynı şekilde sükut edip ya bir şey denmez, ya çaldı, ehli kıbledir der misin? Kudurur musun, kudurmaz mısın? Kuduz köpeği gibi kudurur musun, kudurmaz mısın? Arabanı çalsalar, evine tecavüz etseler, sana yumruk atsalar durur musun, durmaz mısın? Kaderi hücum edenlere niçin duruyorsun o zaman? Çünkü hamiyetin yok ki. Adamın pili bitmiş. Pili bitmiş, saat teyip şöyle çalışır. Ezan okuyacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Teybe. Eski teypler öyleydi. Ben. Pili bitince. Şarj var ya. Üç tane akü cinsi veriyor. Bir akü vardı hemen. Kapıya. Orta akü. Bitmiş akü. Kıt. Aküden kasıt kalptir. Sağlam bir kalp. Namaz. Namaz basıyor. Orta kalp. Namaz. Ama bitmiş akü. Var ceylan ama çevirmiyor. Yani akü var ama o kadar var yani. Şimdi bu an için misal verdim. Arabasını çalan adam, çalınan adam ne kadar hamiyet gösterirse kaderi inkar edenlere de o kadar hamiyet göstermesi lazım değil miydi? Araba kadar mı değersizdi kadere iman etmek? Vücut uyuşmuş olsa mütemmim cüzlerinden biri kesildiğinde fark etmez. Evet. İslamiyet'in mütemmim cüzünü tam olarak sindirince o zaman ya da imanın mütemmim cüzü olan kaderi tam fark etmeyince kesildiğinde de fark etmiyor. Etmiyor. Ve bunlar milletin kurtarıcıları ha. Artist. Bir de bunu gündeme getireni susturuluyor.
Beni cenazede görüyorlar. İyi ki gördüm Asım kardeş dedi ya. İyi ki gördüm ya. Hanımla beraber senin dersi dinliyorduk. Ya bu ne ya? Bu ne ya biz dedi ya şey. Tekfirci olduk ya. Nasıl dersin sen kafir? Bir dakika rahat ol dedim dur. Bir dakika dur bakayım. Kaderi inkar edene şeriatta bana bir isim koy. Ne diyeyim? Kaderi inkar eden bir insana şeriat ne diyor? Kafir mi diyor, münafık mıdır diyor. Eğer hariçte dine hücum ediyorsa kafirdir. Müslüman gözüküp de onu ortadan kaldırıyorsa münafıktır. Akıllı ol, akıllı. Heyecanlanma, dur orada. İşini yap, yapmıyorsan yapanın da elini bağlama. Yürü! Yürü! Emre dedim. Hasan kardeş ya, duydum ama bu kadar da sert olduğunu tahmin etmiyordum. Hiç kusura bakma. Benim kalemimi, bir şeyimi çalsaydın paramı, ben sana dönüp baksaydım namertim. Ama benim Müslümanım imanıyla oynanıyor. Kaderi çaktırmadan inkar ediyor. Allah Resulü'nün hadisi işine gelmeyince hadistir değildir diyor. Hadisi inkar etmek, ayeti inkar etmeyle aynı değil midir itikadımızca? He? Aynıdır. Allah diyor ki o ne diyorsa ben söylüyorum alın. İn huve illa vahyun yuha. Ne diyorsa vahye söylüyor. Alın diyor. Ona ittiba edin diyor, farzdır. Ayeti inkar etmek neyse, hadisi inkar etmek odur. Allah'ı inkar etmek neyse, kaderi inkar etmek odur. Melekleri inkar etmek neyse, kitapları inkar etmek odur. İman esasları bir bütündür. Sen bana söyle bakalım. Kaderi ortadan kaldıran, inkar eden adamın dinde bir çerçeve bulun bana. Münafık mıdır, kafir midir, Müslüman mıdır? O zaman benimle ne farkı var? O ki Müslümandır. Yürü! Aynı bu üslup kullandım ha. Yürü! İşine bak. Senin gibi vicdaniyeti bozuk mu zannediyorsun beni? Hamiyetim aşağı indi mi zannediyorsun? Din gelince benim bu damarım o kadar olmuyor. Allah Resulü'nün baş parmağı kadar geliştiğini söylüyor. Öyle mi değil mi? Alnındaki damar hamiyetinde galyan ederdi. Kanı durmazdı. Ama şahsi hukuk noktasında dişi düşenlere beddua etmezdi. Ama din olduğu zaman yerinde duramaz, bir aslan gibi kükredir diyor. Tarihçi hayatta Ustad Bediüzzaman Hazretleri için deniliyor. Aslan gibi kükrerdi diyor. Sen dine hücum ediliyor, sükut ediyorsun. Araban çalınca yedi yere müracaat ediyorsun. Emniyete, bilmem adliyeye. Arabam çalındı diyorsun. Onun kadar bir değer bile vermiyorsun. Kadere o kadar emniyet vermiyorsun. Niye? Ceza farklı. Namaz kılmıyor çocuğa, bir şey demiyorsun. Bardak kırdı, kızıyorsun. Ha çocuk ne yapar? Diyor ki, ha namaz kılmak ha ya oğlum niye yapma? Bardak mı? Ne biçim ya? Sakar mısın ya? Ha demek ki ceza eşeğe verdiğiniz değeri gösterir. Hamiyet, hamiyet olacak kardeşim. Hamiyet şahsı hukuk değil. Bak şu hukuk ikiye ayrılır. Mütekilin vahdi olsa eğer bir zatta, yani şahsı hukuksa, musamahası hamiyet, fedakarlık bir haslet, bir amali salihtir. Ama mütekil mal gayrı olursa hiyanettir, cihanettir. Bir de başka bir tabir kullanıyor. Heh, amali talihtir diyor. Bak ameli talihtir diyor. Başka mektubat 323. Acayip bir şey ya. Bize ne olmuş ya? Ben şey benzetiyorum. Kışta sinekler evde uyuşmuş ya, elini süresinde kaçamaz. Kış sineği gibi olmuşuz ya. Güneş enerjisinde mahrum olunca. Bak kış sineği ve yılan niye kuyularında böyle kalır? Yılanı biliyor musunuz? Yürürken pulları var böyle. Açılır. Güneş enerjisiyle hareket eder. Güneş enerjisi olmadı mı biter. Kış sinekleri. Aynı yılan da böyle. Kış sinekleri de böyle. Bitmiş. Vurursun eline gitmez. Ama güneşi görünce pışt diye. Güneşten kasıt imanın ziyası. Ustad diyor ki güneşin ziyası imana, imanın ziyası İslamiyet suyu, suyu İslamiyet'e benzetiyor. Ubudiyete toprak diyor. Ağaca yapılan muameleler de Kur'an'ı tanımlamayı demektir. Güneşin ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir Kur'an'ı intisal ederse dar olan alem arzdaki çekirdek alemi şehadette ve alemi gayba neşinema bulur. Şimdi mektubat 323'ten okuyorum. Hamiyet namına hayat içtimaya hizmet edeyim diye iki hayatın temel taşlarını harap etmek,
hamiyet değil, hamakattır. Bazı ahmaklar da var. Hizmet edeceğim diye ahmaklar var yani. Yani o arkasına giden ahmaklar var. %95 ahmaktır, %5'i şeydir. Diyor nedir o? Ya dine hizmet edeyim diye hocası, lideri, dine muhalif söylüyor. O kadar ahmak ki dine muhalefeti din zannetmiş. O zaman dine itaat etmek ne olacak? Dine ihanet etmek din ise, ihanet din ise, dine itaat etmek nedir? Çok tuhaf. Niye bunlara ne diyor üstad? Hamakattır, ahmaktır. Üstad burada ahmak nedir söylemiş. Evet, ahmak budur. Neymiş? Hamiyet namına hayat içtimai hizmet edeyim diye. Yani cemiyet hayatına, Müslümanlara yardım edeyim, bilmem ne yapayım diye. Mesela uygulayayım. Çocuklarımızın okutalım, şeye sahipçelim diye çocukları berbat rezil etmeye. Aman çocukları, ahmaklık bizde de var yani. Ama çocuğum okusun diye hiçbir tehlikesi kale almadan canavarlara çocukları teslim ediyoruz ya. Ahmak değil de nedir ya? Başka bir ahmak söyleyeyim. Dokunacak ama ne yapayım? Demeyeyim mi ben? Demet. Dinlemesen kapat kardeşim. Dinlemeyin ya beni. Ama ben demek makamındayım. Zor olanlara, zor durumda kalanlar hariç, kocası yok, boşanmış veya hakikaten zor, herkes vicdanen bilir. Böyle vicdanı olmadığı halde, kocası çalıştığı halde, daha fazla daire alayım, altıma arabayım, daha hayatı dünyada daha lüks yaşayayım diye çocuklarını paralı anne tutup kreşe koymak, kendisi de çalışıp çalışan, bu ahmaktır. Niçin ahmaktır? Kazandığın parasını ben söyleyeyim, siz şey yapalım, bölüşelim. Kazandığın paranın bir kısmını kreşe veriyor mu? Bir kısmını yola, masrafa, yeme içmeye veriyor mu? Geri kalanın da orada çalıştığı yerde memurluk yaparken libas almıyor mu? Giysi almıyor mu? Ve para bitti. Kazanı bitti. Peki bunlar hiçbirisini kazanmasan, hiçbirisi olmasın, filmi geri al, çocuğa sen bak. Netice aynı ama çocuğu ben... Fark şu, çocuğu sen bakıyorsun, başkası bakıyor. La kardeşim, çocuğu aldığın zaman göğsüne bastığın zaman sen çocuğu göğsüne bastığını mı zannediyorsun? Oraya ruhsal basmalar oluyor. Oralar maneviyat yükleniyor. 7 yaşına kadar, İmam Ali 7 diyor. İmam Azam 6-7 diyorlar. 7 yaşına kadar eğer bir çocuk anne babasının yanında büyümese... İstikbalde psikolojik sorun yaşar. En bariz neticesi şudur. Sevmek ve sevilmeyi beceremezler. İslam hukuku bunu nazara aldığı için 7 yaşına kadar çıraklığı bir yere çalıştırmak yasaktır. İslam hukukunda yasaktır. Çırak veremezsiniz. İş yeri de cezalandırır. Çalıştıramaz. Muhakeme aklesi gelmiyor da. Yani sabit disk kullanılıyor. Sen 6 yaşına kadar veya 7 yaşına sen çocuğa nasıl kreşe veriyorsun? Hadi yaşa ilkokul. Hani bu dönemin kısmını aşmış. 7 yaşına kadar asla evinizden ayırmayacaksınız. Kim olursa olsun. Hiçbir, ancak boşanmıştır, ölmüştür. İstisnaları var yani, onu anlatmaya çalışıyor. Çok zor durumda kalmış. Tamam kardeşim yani o da. Hani, ama bil yani gene. Bağına basman... Aslı kadınlık, baba basması erkeklikle basılıyor ve çocuklarda sevgisizlik oluyor. İşte bunu okuyacaktık. Risale-i Nur bak neler yapmış, neler yapmış mesela. Risale-i Nur şahsı kemalatla şahsı manevi ayırt etmiş. Risale-i Nur şahsı hukukla umumi hukuk ayırt etmiş. Risale-i Nur işaret, emarat, işare ve şey... İşaret ve emarelerle sarihle ayırt ettirmiş. Risale-i Nur nasihle mensuh ayırmış. Risale-i Nur iman esasları, imani derslerle İslam esasları ve layıkaları ayırmış. Risale-i Nur Allah'ı gördü, görmedi diyenler iki ulemayı barıştırmış. Risale-i Nur manayı ismiyle manayı farfine ayırmış. Risale-i Nur Mehdi ile Mehdi Ali Resulü, Risale-i Nur hizmetle müceddidi ayırt etmiş. Risale-i Nur naslarla içtihat ayetlerini tefrik ettirmiş. Risale-i Nur nehi
nehi ve emirlerde meşveret ve içtihat olamazı koymuş, göstermiş. Risale-i Nur hizmet dediğimizde çerçevesini çizdiğimizde geneli alıyor. Yani hizmetin genelini, hizmetin çerçevesini, kuralını çizmiş. Kendime göre not almışım. Risale-i Nur başka kitap okumanın, okumamanın hikmetini bu küçük akılla sorgulanamayacağını göstermiş. Çünkü her seyrettiğiniz, her okuduğun şey dimağdan enerji gidiyor. Var olan ve zor elde ettiğin o ruhsal enerjini de televizyonlarla ve diğer kitaplar harcarsan esas verebileceğin enerji yerlerini kalmıyor. Risale-i Nur şahs-ı manevinin dışında kalmaktan muhakeme ve muvazenelerin bozulacağını, şahs-ı manevinin dışında kalınca muhakeme ve muvazene, yani kişinin kantarı ve metresinin bozulacağını, metre ve kantarı yok. Ne demek? Ölçerek tartarak alacak, ölçerek tartarak dışarıya verecek. Bozulacağını, ilminin hem kendine hem İslam'a zarar vereceğini idrak ettirmiş. Tabii onlar var da bu şey notları koydum, onu genişletip yazacağım, daha bitmedi. Yani şahsi hukuk diye onun için istettim yani, konu o. Unsuret fikrini, fikrine hareketi ve hamiyeti bina etmek namazı hem manasız hem pek zararlıdır. Unsuret, menfi milliyetçiliğe hizmeti bina etmek manasız ve zararlıdır. Hamiyet değildir. Milliyetçilik, hamiyetçilik değildir. Yani hamiyet var fakat direksiyonsuz, kontrolsüz bir güç. Çünkü ünsiriyeti milliye fikrini, mesela bir tane profesör var, Diyarbakır Mardin Üniversitesi'nin konuşma yapmış ve tanışıyorum da ismini vermeyeceğim. Allah razı olsun, hani şey yapmış, güya Türk milliyetçiliğini rencide etmek için çaktırmadan veya haber olmadan Kürt milliyetçiliğini yapıyor. Rahatsız. Şimdi kardeşim, sanki Türk milliyetçiliğini Türkler çıkarmış. Türk milliyetçiliğini çıkaran Selanik Yahudisi. Sen niye buna faturayı kesiyorsun? 700 yıl Osmanlı'da yokmuştur. Öyle bir şey yok ki. 700 senede Osmanlı'nın böyle bir şeysi var mıydı? Ne mutlu Türk'üm diyene Türk değil. Sen bunu eleştirirken ve herkesin, Türklerin bile, ustad diyor ki bana zarar verenler Türk değildi diyor. Kanları Türk değil. Başkasını söylüyorum. Müslümanım deyip de ben yeni bulduğum bir şeyi söylüyorum. Yeni bulduğum bir şeyi söylüyorum. Aziz Ali'den de gördüm, Risale'den de gördüm. Şu anda nerede tam bilmiyorum. Edile-i Şeri'yi gösteriyorsun. Diyorsun ki bak bu haram ama Hoca Hasan dedi ki bu haram helaldir, dine hizmettir. Tamam, ben bunu çok merak ettim. Koydum takkemi. Dedim ya ben hoca olarak diyorum ki bu haramı, adama diyorum ki bak bu helaldir, dine hizmettir. Sonra birisi çıkıp diyor ki Erdinç, Hasan Hoca sana dedi ki bu helaldir, hizmettir. Tamam. Ama bak din de bu Allah'ın ayetiyle, peygamberin sünnetiyle, içtihat, edile-i şer'i, kitap, sünnet, icma, kıyasla bu şey yanlıştır. Dediği halde o şöyle yapsa, hizmeti anlamamış ya. Dese bu hangi tiptir, niye böyledir diye baktım. Bu ahmak da değilmiş, ya dinsizdir. Dinden çıkar o ya. Tabii. Ya dinsizdir. Başka bir şey buldum, başka bunu anlatmayacağım. Soyunda Arap ve Türk kanı yok. Çünkü bunu söyleyen ustad burada gelecek, kendisi Kürttür, Türk ustad. Kürtleri takardı bu işe. Diyor ki Kürtleri takmıyor. Diyor ki iki millet var diyor. Kendisi Kürt olduğu halde. İki millet var ki diyor, milliyetçilikleri İslamiyetle mezc olmuş. Tefrik olamaz. Yani Araplarla Türkler. Kim dinden çıkarsa Türklükten ve Araplıktan da çıkar. Ama Kürt ve Laz, ben Laz'ım. Dinden çıkarsa Lazlıktan çıkmıyor. Her milletten iki cins var. Türklerle Araplarda dinsiz olamaz. Hem Arap olacak
hem dinsiz olacak. Olamaz. Çünkü diyor, onların diyor dini milliyetçilikleriyle mezci olmuştur. Bak ben Laz'ım. Laz'dan dinsizi var. Kürtlerin de Türklerin yok mu? Türklükten çıkıyor. İki millet çıkıyor. Acayip ama bunu tahlil eden ustak kendisi. Garip garip sesler gelecek bana ama. Yani arkadaşlar Türk milleti, Türk milliyetçiliğini yapıyorsa hamiyet değil o. Dinden kopuk olduğunu gösteriyor. El İslamiyet el asabiyet el cahiliye. İslamiyet cahiliye dönemindeki menfi milliyetçiliği kaldırmıştır. Ayağımın altındadır diyor. Neyi? Kan davasını. Kan tavasını, faizi ve menfi milliyetçiliği, bir tane de var, dört tane. Ve üç tane mi? Rüşvet miydi? Yok. Ayağımın altına aldım diyor. Ve dört beşine bakın. Allah Resulü ayağın altına aldığını sen ayağın başı kafanın üstüne koyuyorsun. Kadın. He? Çocuklar mezarlarında. Çocukları o kadınlara demiş. Kadınlar gelmiş, ya Resulallah bize şefaat edecek misin dedikleri zaman Allah Resulü o kadınlardan söz almış. Namaz kılacaksanız şefaat edecek demiyor. Eğer çocuklarınızı öldürmezseniz ben size şefaat edeceğim diyor. Kürtaj yapanların asla şansları yoktur bu peygamberin bu sözüne göre. Peki enfüs olarak desek bu hamiyet konusunda çocuğu da manen öldüren kişi? Yani o tefekkürü bir şeydir, manadır o. Hani kural değil bu. Bu nastır. Çocuklarınızı öldürmezseniz diyor bana söz verin ben size şefaat edeceğim. Çocukları öldüren 7 tane var ya bu bir katik seba. Kat, zina, tamam mı? Hukuk valideyn, dine zarar verecek bir dalar taraftan olmak, içki, kumar. Adam öldürmek, karşısını öldürmek veya kendi intihar etmek. Çocuk bir kere 4 ay sonra zaten ruh geliyor. 4 ay sonra ruhlu bir insanı ne öldürmüşsen karnındaki çocuğu almak aynıdır. Bir şartla müsaade edilmiş İslam hukukunda. Başka hiçbir şart yoktur. Kim ne diyorsa yalan söylüyor. Bir, hekimi hazık, dindar, Müslüman, doktor karar verse ki ikisinden bir tanesi ölecek. Yani abi nasıl oluyor? Ameliyatlar da öyle tehlikeli. Hekimi hazık Müslüman doktorun şeylerine diyor tabi olunur. Yoksa yok ben çok çocuğum oldu bakamam ya şeydir psikoloji böyle bir şey yok. Bak orada sordum da ondan açıldı. Eğer çocuklarınızı öldürmezseniz diyor şefaat edeceğim diyor. Çocukların öldürene şefaat zor. Bu mefhumu muhalifiyle düşün. Ya bana sert diyorlar. Sert miyim? Yoksa unutulmuşları söylediğim için mi bana bu şey yapıyorlar? Tamam olur demiyorum. Nasıl derim ya? Yarın Allah bana sormayacak maşa meydanda. Size Hasan, size soru sormadan şunu bak diyecekler. Hasan bunu niye yapmadın demeden önce bana diyecekler. Sen bunu dedin mi demedin mi? Yusuf'a, Yusuf sen Risale-i Nur niçin okumadın diye misal. Veya şöyle. Namaz niye kılmadın Yusuf? Ey kulum dediği zaman sana demeyecek onu ilk önce. İlk önce bana diyecek ki Hasan kulum buyur ya Rabbi. Yusuf'a namaz kıl dedin mi? Kaza namazını kıl dedin mi? Dedim ya Rabbi. Yusuf sana söylenildiği halde niye kılmadın? O zaman soruluyormuş. İlk önce bana sorulacakmış. Senin hesabın. O zaman senin hesabın bana sorulacaksa biraz kusura bakma. Senin söylemem lazım da. Böyle de. Sen de muhatapsın ben de muhatapım burada. Hepimize söylen Risale-i Nur. Ben de bunun muhatabıyım. Ama söylediklerim yanlışsa şeriatta veya burada söyleyeceksin. Yanlış söylüyorsan arkadaş. Eğer doğruysa, ağır geliyorsa, kalbin kırıldıysa, kalbin değil o. Kırılan nefistir. Abi kalbimi kırdın. Kalp değil o, nefistir. Üç ayır. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Bir yer kırıldı, doğru. O kalp değil. Abi kalbimi kırdın. Gururumu rencide ettin. Lan nefsanettin kırıldı lan. Usta diyor ki gururumu kırana rahmet. Hasan abi faiz için diyor abi ayağımın altındadır. Ha, faiz dedik. Faiz. Kan davası. Tamam. Ayrı o da var. Kan davası var. Faiz var. Milliyetçilik. Bir tane var zannediyorum. Veya üç tane, dört tane biliyordum. Ayağımın altındadır diyor. Mahkeme sen
Başka? Zayıfların kuvveti ve mukavemeti karanlık ve tesadüfe bağlı, şuursuz, tabi felsefeden alınmaz. Belki Hamiyet İslamiye ve Kutsi İslamiyet milliyetinden alınır. Yani o hamiyet, mukavemet durup dururken olmaz insanda. Hamiyet, güç nereden alınır? Hamiyet İslamiye ve Kutsi İslamiyet milliyetinden alınır. Ne mutlu Müslümanım demekten alınır. Ben gurur duyuyorum İslamiyet'ten. Allah'ımdan gurur duyuyorum. İslamiyet'ten gurur duyuyorum. Efendim Karadeniz dili öne çıkartmıyorsun. Kürtçülüğü çıkartmıyorsun. Türkçülüğü çıkartmıyorsun. Yazıklar olsun sana ya. Sana İslam milliyetçiliği yetmiyor mu? Ne mutlu Müslümanım diyene ya. Ondan daha bir şey var mı? Ne mutlu Allah'ım var diyene. Tamam. Ya çocuklar bile en büyük şey takım bizim takım diyor ya. Sen de en büyük bir şey hakikat benim hakikat. İslamiyet hakikati kardeşim. Ecdan böyle yapmamış mı? Osmanlı menfi milliyetçilik mi yaptı? Allah Resulü menfi milliyetçilik mi yaptı? Nerede var bu? Nereden çıkarttın bunu? Acaba bu mudur hamiyeti milliyeniz ki o hamiyeti milliye uğrunda çok mukaddesatı feda ediyorsunuz? Bu mudur hizmet? Bu mudur hizmet? Bu mudur hamiyet? Mukaddesatı yok ediyorsunuz. Dinin haramlarını helal sayıyorsunuz. Allah Resulü'nün sözünü hiç kale almıyorsunuz. Ayağın altına koyduğunu öne çıkartıyorsunuz, canlandırıyorsunuz. Bu mu hamiyet? Bu mu İslam'a, Kur'an'a hizmet etmek? Ruhunu bedenine yedirmek gibidir diyor. Hiyanet, hamiyet libasını giymiş. Lemalar 118'den okuyayım. Yani hepsini sayfalar söylemedim şimdi kadar ama nereden? Felsefeden tam ders alan şakirt. Yani kitaba bağlı olmayıp, felsefe okul kitabı değil. Kitaba bağlı olmayıp olayları kendi kafasına göre yorumlayan kişi, hamiyet ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaat-ı nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir desastır. Acayip bir şey ya. Lemalar 118. Desası da tanımlamış oldu. Bak, olayları kafasına göre dini ölçü yapmayıp bana göre böyledir diyen kişi felsefecidir. Bu hamiyet ve fedakarlık perdesi altında. Hamiyet, fedakarlık, feda. Neyi feda ya? Neyi feda ya? Fedakarlık perdesi altında kendi menfaat-ı nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir desastır. Başka? Lemalar 120'de. Siz ahlaksızcasına Frenkleri, Avrupa'yı ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Fiili bir görüntü. Avrupa'nın aramızdaki dere genişlik. Evet, o 123 Mesnevi Nuriye. Aranızda dere pek derindir. Doldurup attım vasalayı temin edemezsiniz. Ya sizle düşer boğulursunuz. Yani ben onlara yanaşayım o bizi geçer. Hayır, öyle bir şey yoktur. Aranızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasala yani köprüyü kuramazsınız. Ben ona yanaştım. Ondan oldun da ondan. O sana yanaşmaz. Doldurup da hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Düşer boğulursunuz diyor. Onlar senle sen tarafa geçer yoktur. Gayya dövdü olmaz. Yani. Evet. Çünkü siyah ile beyaz rengi karıştırırsanız siyah galip olur. İki eşit dahi olsa. Yani karanlık batıldır yanlış olan. Hak ve batılı karıştırırsanız hak batıl olur. Hiçbir zaman hakla batılı karıştırırsanız batıl hak olamaz. Ama hak batıl olur. Bir beyazlığın içine bir damla da atsan illaki... Bozar. Sende zerre miktar bu bir çare millete karşı hamiyet varsa, he, ulu bu himmetten dem vurduğun yalan olmasa, ben bu millete büyük bir hamiyet davasını, eğer bu yalan değilse, hayat-ı bakiye yardım eden azlara imdat etmek lazım gelir. Lemalar 122. Yani hayat-ı bakiye pasaport yapan dersler, hizmetler, buralara sahipleneceksin. Diğer şeyleri o herkes yapıyor. Azlara, az demek çekirdek hizmetine, daire hizmetine yardım edeceksin. Yani sahipleneceksin, yürütleneceksin, taşın altına elini koyacaksın. En büyük bir insan
hamiyet-i milliye, hissi uhuvvet, hissi muhabbet, hissi hürriyet gibi hissiyat-ı umumiyeden bir veya iki veyahut üç hissi ikaz etmeye muvaffak olur. İşe atacağız ama Allah Resulü öyle değil. Bütün hisleri inkişaf ettirmiş. Örnek olsun diye şey yaptım. Mesnevi 90. Hamiyet-i milliyede bir uhuvvet varsa da muvakkattır. Yani hamiyet-i milliye, milliyetçilikle bir uhuvvet vardır. Toplanmak, toplanıyorsunuz. Biz Türk'üz, biz Kürt'üz, biz Çerkeziz. Tamam? Burada bir lezzeti habis var. Ama muvakkattır bu. Menfaat üzerine kurulmuştur. Ahireti olmayan bir lezzet, bir hamiyet. Menfi milliyetçiliğin ahireti var mı? Sebabı olur mu? Besmele çekemediğin bir şeyden sebap olur mu? Muvakkattır ve ezeli, ebedi, iftirak ve firak ile muttasıl ve mahduttur. Başka? Hamiyet-i İslamiye ise nur-u imandan inikas edip dalgalanan bir ziyadır. Mesnevi 112. Yani hamiyet-i İslamiye, nur-u imandan çıkıyormuş. Ziya mıdır diyor? Hamiyet-i İslamiye nur-u imandan inikas ediyor. İnikas ediyor. İnikas eden nur. Kaynak ziya. Yani davayı dava edinenler demek ki nur-u iman sahibi, müjdeler olsun onlara. Menfi milliyetçiliğini, davası şeyini, iddiasını, hissiyatını, ekonomisini, kendisini seferber etmiş. Davam var demiş, tamam mı? Davam var. İslamiyet'e, Kur'an'a, bayraktarlık hizmetini vermiş. Ne mutlu ona be ya. Helal olsun. Nuru imandan gelir bu. Hani ayet-i kerime var ya, bir manama yani. Allah'ın evini ancak Allah'a iman edenler yapar. Ben onu aşeri mübeşeri olarak kullanıyorum. Bir insanda iman olduğuna delil, İman olduğuna dili, kendisi biliyor. Kendisi münafık değilse, münafık kendisini bilir, şuurludur. Bakın unutmayın. Vesvese yapma. Münafık şuurludur. Ne yaptığını bilir. Ama baktım ben münafık değilim. Ama param da var. Bir cami yaptırdım. Dershane yaptırdım. Kurs yaptırdım. Medresede çocuklara yardım ediyorum. Ne mutlu sana. Müjdeler olsun. Şey için bu, bana yapmıyorsun ki ben seni din namına okşayacağım. Dinde olmayanı demek kafir olur mu, Allah muhafaza? Allah Kur'an'da söylediği için o genel şey yapıyorum. Diyor ki Allah'ın evini ancak Allah'a iman edenler yapar. O zaman nedir? Aşeri mübeşşeriye garanti senin imanın olduğuna delil. Münafıklık olarak, mescidi zirar olarak yapmamışsan herkes bilir. Ha ben seni bilmem niçin yaptım ama herkes bilir kendisini. Ben bu dershaneyi niye yaptım? Ben bu tekkeyi niye yaptım? Ben bu dergahı niye yaptım? Herkes kendisini bilir. Kesin beni aldatırsın ama kendi kendini aldatamazsın. O adama soruyorum. Vicdanen rahat mısın Allah için yaptığına? Evet. Müjdeler olsun sana. İmanın var. Çünkü Allah diyor ki benim evimi ancak bana iman edenler yapar. E kimdir evi? Orada Allah anılan, Allah zikredilen, Nur suresinde geçiyor 30. ayette. Orada Allah zikredilen, Allah anılan evler Allah'ın evidir. Ama en büyük Kabe'dir başka. Ama diğerleri de Allah'ın evidir. Avrupa'yı taklit ve onlara ittiba ile beraber davay hamet yalandır. Hem Avrupa'yı taklit edeceksin, hem onun getirdiği hayatı yaşayacaksın. Hem ben hamiyet sahibiyim, milletçiyim. Yalandır. Nedir? Milleti istifaf ve milliyete istihzadır. Dalga geçmektir. Yani kendini inkar etmektir. Kardeş, sen kimseyi kandıramazsın. Kandırdığın bir kişi var. Kim biliyor musun? Sensin. Allah Resulü'nün hadisi var biliyor musunuz? Aldatan aldanandır. Sen birisini kandırdığını mı zannediyorsun? Parayı veya şey gasp ettin, vermedin. O Allah öyle bir Allah ki sana öyle çıkartacak ki. Aldatan kimdir biliyor musunuz? Aldanandır. Ahmak. Nefis seni aldatmış da aldatıyorsun. Nefis seni aldatmasaydı sen aldatamazdın. Ne şeyle varasın abi? Aldatan bizden değildir. Tabii bizi aldatan bizden değildir diyor otomatik olarak. O da hadis. Ben başka bir kural anlatmaya çalışıyorum. Nefis seni aldattığı için aldatıyorsun. Dolayısıyla aldatıyorsan zaten aldanmışsın. Otomatik sensin yani ahmak.
Belki karşıdakini geçici olarak dünyevi hayatta biraz sıkıntıya sokarsın ama sonra hırtlarına basacaklar onu. Diyor ki, özür dilerim. Konuyu biraz şey yapacağım ama. Abi sıkıntım var dedi. Ya ben de rahatsız oluyorum ya. Dedim ki, derse gidiyor musun bak? Haftada bir gün derse gidiyor musun? Gidiyorum abi dedi. Allah. Hizbul Kur'an okuyor musun? Okuyorum abi dedi. Her gün Risale 5-10 dakika okuyor musun? Okuyorum abi dedi. Peki namazı vaktinde kılıp tesbihat yapıyor musun kardeşim? Yapıyorum abi dedi. Televizyon internetlerden elinden geldiği kadar uzak duruyor musun? Evet abi. Gene bir değişiklik pek yok abi dedi. Sıkıntın var. Ha. Ya birisinden ah aldın ya korkunç bir kul hakkı var sende. Tövbe çıkın. Tamir edemiyor mu kendisi? Etmez. Tamir etmez bu tövbe. Gideceksin kul hakkına, ah aldığına gideceksin helal attıracaksın. İçkide tamam tövbe var. Namazda tövbe yoktur öyle. Ya Rab geçmiş kılamadığım namazlarımdan tövbe ediyorum. Tövbenin şekli bu değil. Kazası var. İçki içtin geri alabilir misin? Bunun tövbesi yok. Zina yaptın geri alabilir misin? Bu tövbe budur. Allah'ım tövbene bir daha dönmemek. Nasıl tövbesi? Allah'ım bir daha dönmeyeceğim. Allah'ım bir daha dönmeyeceğim. Bu içki ve zina yani yapması mümkün olmayan tövbeler budur. Ama orucun tövbesi iade edeceksin. Namazın tövbesi iade edeceksin. Kul hakkının tövbesi iade edeceksin. Ah aldın gidip gönlünü alacaksın ah aldın gibi. Kardeşim dedim bak aynen ben size haşa yalan der miyim? Kardeşim ya ah aldın ya korkunç bir kul hakkı var. Ne oldu kardeş? Hayırdır sesin niye derin geldi? Benim için şu var ya şu sesler. Veya. Benim için konuşmak. Doktor nasıl kulaklık koyup da ölçüyor ya. O tık tık konuşmaktır. Vallahi benim için bunlar. Oho. Ta alev aşağıdan geliyor. Sana selam olsun kardeş. Abi bir dakika kapatma be abi. Ses değişti. Ne yapayım abi? Gideceksin. Abi nasıl yapayım ya? Nasıl eşeklik yaptın? Adam eşek gibi de özür dileyeceksin. Ah almayacaksın. Kul hakkı yemeyeceksin. Bak aha sizinle alakası yok değil mi? Bak sizin bir ahanı söyleyeyim. Geçtin klavyenin başına bilgisayarda. WhatsApp'tır, tıtsaplıdır nedir? WhatsApp'tır, Facebook'tur, şudur, maildir. Nasıl kimse görmüyor değil mi? Oysa IP numarana ne hangi evden yazdın belli. Tak 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 yazdın, gönderdin bir hakaret ettin. E kul hakkı değil mi? O adam okudu. En azından ahlaksız birisi küfür edecek sana. Orta seviyeli bir Müslümansa lan ahmağa bak. Eğer hakikaten işi bilen bir Müslümansa seni Allah'a havale ettim diyecek. O zaman da görürsün Oya ile Konya'yı. Seni Allah'a havale etti, içi yanarak hiç cevap yazmayıp da seni Allah'a havale ettim dedinse hiç şansın yok. Başka bir tane ağa. Bekledim bekledim tam kırmızı ışıkta. Ben yeşil yandı tam gidiyorum. Pat diye sen hukukuma tecavüz ettin. Ben de tehlikeye girdim falan bu bir soru. Allah'ından bul. Bitti. Haramdır. Kul hakkıdır. Abi o zaman kırmızı ışık var mıydı? Ona kul hakkıdır. Kul hakkı her şey haramdır. Bir tanesi dediği gibi yüksekten abi uçaktan düşen ne olur? Şehit olur dedim. Abi dedi Resulullah zamanında uçak var mıydı? Yüksekten düşen şehit olur diyor Allah Resulü. İmanı varsa lan yüksek değil mi o da? Ağaçtan düştü, binadan düşmüş şehit. Ne fark eder? İstersen uzaya giderken düşsün. Ya ben anlamıyorum. Kırmızıda geçmek kul hakkıdır kardeşim. Orada bekleyenin hukukuna tecavüz ediyor. İkide bir böyle dağılıp duracak kul hakkıdır kardeş bunlar haramdır. Ne demek? Şimdi aa iyi yaptın be iyi ki benimle böyle şey yaptın kıvırdın falan değil mi? Aa helal değil mi? Ulan şuna bak ya. Bir de takken varsa bir de Müslüman ha. Eğer yapacaksan bana kafadan onu çıkart da böyle sür arabayı. Evet. Başka? Sert mi konuşuyorum? He? Ne diyorsunuz? Nurculara da lazım abi. Lazım değil mi? Ya
Kırmızı da geçmemen lazım demem sert midir ya? Bize niye sert geliyor abi, onu düşünmek lazım. Demek ki damara dokunuyor. Sordum ki bakayım damar var mı? Ya hukuk-u umumiye içinde hamiyet-i dini esas olmalı. Görüyor musunuz? Şahsi hukuk, umumi hukukta hamiyet-i diniye esas olmalı. Hamiyet-i milli ona hadim ve kuvvet ve kalas olmalı. Türkçülük, Kürtçülük, Çerkezcilik, Lazcılık vardır. İnkar edilemez. Ama İslam'a vesile yapın diyor. Bak diyor ki hukuk-u umumiye içinde hamiyet-i diniye esas olmalı. Hamiyet-i milliye, yani milliyetçiliğin, ona mesela ben yaptım. Bak bir tanesini yapayım. Duyacaklar bu sesimi ama artık iş işten geçti. Kırıkan'da vazife yapıyordum. Şeyden, Trabzon'dan gelen heyelan olmuş dağlar. Devlet onlara mesken yapmış, ev yapmış. Trabzonlar mahallesi. Kırıkan'da 408 evler mahallesi. Dediler ki buraya nurculuk girecek. 408 evlik mahallesi, çok büyük bir mahalle. Nasıl girecek? Buraya ne olacak? Buraya bunlardan olan bir nurcu girmesi lazım. Beni gönderdiler Lazlar'a. Yani ben gittim. Dedim ki, gel sana nurculuğu anlatayım demedim hiçbir zaman. Lan ne biçim adamsın sen dedim ya. Orada bakkalda, işte çay ocağında. Ne biçim adamlarsınız? Lan ben dedim memleketinizin deresinden geldim. Aynı tavanın balıklarıyız. Aç mısın? Açıkta mısın? Nesin? Ya kardeş sen zor durumda mı? İnsan gelmez mi dedim. Ana ne biçim adamlarsınız lan dedim. Ne biçim derenin ya adamlarısınız. Doğru söylüyorsun hocam dedi ya. Eşek gibi adamız dedi ya. Lan aç mıyım ya? İnsan memleketinden gelmiş ya. İnsan köpek gelse dedim. Bu bir memleketimizin köpeği ya. Adam Avrupa'da Türkiye'den gelmiş. Araba lastiğinin havasını açıyor. Türk havasını, Türkiye'nin havasını çarpayım diye. Siz dedim ben gelmişim buraya. Hiç böyle aç mısın? Açıkta mısın? Kömürün var mı? Ne biçsin ya arkadaş geldin buraya. Ne biçim adamlarsınız dedim ya. Çok doğru söylüyorsun. Ondan sonra başımı kurtaramadım. Ertan. Ne yaptım? Milliyetçiliği kullandım. Ne yaptım? Dersi gitti. Geldi. Nurculuk anlattı. Geldi. Namaz anlattı. Geldi. Allah anlattı. Yani aynı hikaye değil bu. Bu teori değil. Bizzatı yaptık ve Allah'a hamdolsun şu anda iki tane dersimiz var. Nurları tanımayan o Lazlardan imkanı yok, kimse yoktur. Kadını dahi. Öyle bir amfiyle ders yaptım ki kadınlara Bodrum'da. Zekeriya hocam vardı. Diğer 3-4 tane oranın şahsiyeti, manevisi, heyeti, azaları yanımda oturdular Bodrum'da. 3 kat. Bina, mutfaklar da dolu, hep kadın, amfiyle. Orada ders yaptım. Duymayan mümkün değil. Her gün 300-400 kişi, her gün. 300-400 kişi, her gün. Hani işte niçin o şey anlattım? Bak şundan dolayı. Hukuk-u mühimi içinde hamiyet-i dini esas olmalı. Bana bunu yaptıran hamiyet-i diniyeydi. Hamiyet-i milliye, milliyetçiliğim ona hadim olmalı. O İslam milliyetine kuvvet ve kalası olmalı. Hamiyet-i diniye ve İslamiyet milliyeti, okuduğum şuydu, Hutbe-i Şami 65. Bak, hamiyet-i diniye ve İslamiyet milliyeti, İslamiyet milliyeti, Türk ve Arap içinde tamamıyla mezc olmuş ve kabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. Türklerle Araplara İslamiyet aynı olmuş. Buz su, su buz. Onu devam ediyor. Ne zaman diyor dinden çıktı bir Türk, Türklükten de çıkar diyor. Bir Arap dinden çıktı, Araplıktan da çıkmış. Ama bir Çerkez dinden çıktı, Çerkezlikten çıkmıyor. Çok ilginç. Çok ilginç. Ama keşke ben de olsaydım ama yokmuş yani. Hamiyeti İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincir-i nuranedir. Hamiyeti İslamiye, hablül metindir. Kur'an'ın tabiriyle. Arştan gelmiş bir zinciri nuranidir. Ahamiyeti anlatıyor bir de. Kırılmaz, kopmaz bir ürvetül vuskadır. İslam hamiyeti. Tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kalaadır. Hutbe-i Şami 65. Bir de okuyayım mı bak?
Bir de okuyayım. Çok hoşuma gitti. Hamiyeti İslamiye en kuvvetli ve en metin arştan gelmiş bir zinciri nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir ulvetul vuskadır. Yani Allah'tan gönderilen bir zembil, bir iptir, tutunacak bir şeydir yükselmek için. Tahrip edilmez, mağlup olmaz, bir kutsi kaladır. Ölebilirsin. Kafana memri sıkarlar ama asla ruhundan bunu kaldıramazlar. Hamiyet İslamiye. İslamiyet'in kendisi değil, bir hamiyeti bile bu kadar. Tabii, İslamiyet kendisi değil. İslamet hamiyeti. Hamiyet İslamiye, tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kaladır. Okudun. Hamet ayrı, iş ayrıdır. İş yaptıracaksanız, ya bu Müslümandır, bu Nurcudur falan değil. İyi bir tamirci ise, Ermeni ise saatini tamir ettirebilirsin. Hamet ayrıdır, iş ayrıdır diyor. Onda münazarat 20. Öncelik tabii ki ona. Mesela diyelim ki içki satan satmayan. Öyle misaller veriyorum ki toplumda sorulan ve sıkıntılara cevap olsun diye. İçki satan market var. İçki satmayan biraz 500 metre veya 200 metre ileride. İçki satana alamazsın kardeşim. Alışveriş yapamazsın. Migros'a gidemezsin. Yapamazsın. Chevrolet'e binemezsin. Böyle haça binemezsin. Haç ya. Sonra kafana takarlar. İlk önce içine soktular seni arabanın. Tamam. Sonra boğazına takarlar. Yani ha ne zaman yaparsın? O içkili nereden ne zaman alırsın? Ne zaman aradığın hiçbir yerde yok. Orada da yok. Ha o zaman helalini kastedersen diğer eşyalar da helaldir diye. Buna fasit akit denilir. Fasit. Fasit. Bak diye içki satıyor. Ne giriyorsun kardeşim oraya? O bir daha yapabilir mi? Bir kalp ve vicdan fezail-i İslami ile müzeyyen olmazsa, bir daha okuyorum. Bir kalp ve vicdan fezail-i İslami, İslamiyetle fazilet sahibi olup süslenmese, cümleyi bir de metin okuyayım. Bir kalp ve vicdan fezail-i İslami ile müzeyyin olmazsa, ondan hakiki hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilemez. Bir insanda İslamiyet şuuru yok mu? Hamiyet İslami olmaz. Hamiyet İslami varsa onda İslami şuur var demektir. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Bak kim de İslam hamiyeti olur? Realitesini söylüyor. Diyor ki bir kalp ve vicdan fezaili İslami ile müzeyyin olmazsa, yani İslami feyizle yani İslamiyeti yaşayarak, İslami emirleri yaparak o insanın kalbi ve vicdanı süslenir. Bu insanda ne yapar dışarıya çıkınca? Hakiki hamiyet, sadakat ve adalet olur. Eğer bir insanda İslami yaşantı yoksa onda hakiki hamiyet, hakiki olur ama sahtesi olur. Hakiki hamiyet, hakiki sadakat, hakiki adalet beklenilemez. Münazarat 20. O zaman biz buradaki güzelliklere kazanmak istiyorsak hamiyet İslam, fezail İslami olması lazım. O zaman bunu biz öğrenelim. Evet. Evet, doğru. Şimdi salahat ve mahareti, tabiri ahirle fazileti ve hamiyeti, nuru kalp ve nuru fikir cem edenler vazife-i kifayet etmezler. Şimdi mesela salahat ve maharet var. Ne demek? Faziletle hamiyet. Nuru kalp ve nuru fikir cem ederler bu. Yani nuru kalp, nuru akıl, fikir cem olursa bunlarda salahat ve maharet olur ve hamiyeti dini olur. Hamiyet İslami olur. Neresiydi? Bu neresiydi? Fikir. Münazarat 20. Yani vazifeyi kifayet etmezler. Yani birisi sana giydirdi işe, vazifeye, elbiseye, şunu yap, onunla kanaat etmezler. Adam atılır. Duramaz. Mesela adama diyorsun, çocuğa diyorsun ki,
Ya şu dershanede mescidi sil. Sildi, çekip gitti. Lan camı niye silmedin? Abi demedin ki diyor. Heh, demek ki bu verilen vazifeye kanaat etmez. Daha acayip. Çünkü niye? Nuru neydi? Nuru kalp ve nuru fikir cem olmamış daha. Eğer nuru fikir ve nuru kalp cem olmuşsa bir işaret yetiyor. El arifu tekfül işare gibi sırrı. Memuriyet veya imarete giren yalnız hamiyet ve hizmet için girmeli. Devlet kadrosuna, devlet memurluğuna niçin gireceksin? Hamiyet için ve orada iman hizmeti yapacağım diye gireceksin. Yoksa, yok İslamiyet'i aziz edeceğim, ben oradaki insanları derse getireceğim demezsen, yalnız maişet ve menfaat için giriyorsan bir nevi çingenelik eder. Münazarat 39. Sen çingenesin. Çingenelik eder. Çok acayip tabir değil mi? Bir de bana diyorsun ki sert konuşuyorsun. Aha sana sert. Şimdi memurlukta çalışmanın cevazı mı? Cevazı evet evet. Onu o memur o bir ders vardı. Nasıldı? Memur olmanın şartları mıydı? Evet. Memur olmanın şartları. Orada Hulusi abinin Hulusi abi hitaben ve daha çeşitli yerleri topladım. Hulusi abi ya iki şartla memurliyetini kabul ederim diyor albaylığını. Bir, makamatını İslam'a hizmet edeceksin. İki, ibadetine mani olmamalı makamat. Namazına mani, orucuna mani. O zaman işte olmamayacaksın. Ne abi? Bir de okuyayım abi. Memuriyet veya imarete giren yalnız hamiyet ve hizmet için girmelidir. Yoksa yalnız maişet ve menfaat için girse bir nevi çingenelik eder. Münazarat 39. Ağır değil mi? Bana da ağır geldi. Cesaret, sehavet erkekte ne yaparmış? Cesaretle sehavet. Sehavet, cömertlik. Bir de cesaret. Bir erkekte cömertlikle cesaret birleşirse gayret ve hamiyet muavenete sebeptir. Gayret ve hamiyeti aktif ediyor. Adam cimri, pinti. Senelerce gelir, istifade ettiği dergahta, camide, medresede, hizmet ettiği yerde bir tane ampulü değiştirmez. Lambaları yakar, bir tane ampul kesilmiş. Girip takmaz, bir fatura yatırmaz. Mıymıntı yani, pinti yani. Bizim Karadeniz'de mıymıntı derler yani. Bunlar ne olur? İmkanı olan için söylüyorum. Hiç hatırıma gelmedi. Ya. Tuvalete gittiğin zaman taharet yapıyorsun özür dilerim ama kağıt olmayınca kağıtı hatırlıyorsun. Ha, kağıt nerede? Kağıt bitmiş. Niye çıktıktan sonra hemen daha elini yıka git dışarı hemen kağıt al tak oraya. Bir daha geldiğin zaman görürsün orada o zaman. Misal için söylüyorum. Ben eylemsel konuşuyorum biliyor musun? Ben de yapmadığım şeyi de söylemiyorum. Ben babamdan ve soyumdan gelen şeyleri hizmete aktarmışım. Onun için ben size bunları söyleyince dokunmaması lazım. Ben Allah'a hamdolsun hizmetten değil, biz vermişiz. Yani maddi noktasında. Yani senelerce ne hangi dershanedesin gidiyorsun. Dergâhta tarikatçısın, dergâhta mısın tamam. Lan bir gidiyorsun tuvaletine kağıdını suyunu kullanıyorsun. Dersine oturup işi istifade ediyorsun, çayını içiyorsun. Ulan bir paket çay götür ya. Kendi kadar yani. Acayip bir şey ya. Böyle bir kadar bir mutlu olur. Bak ne diyor? Diyeceksin acayip. Başka bir yer hatırladım. Nereydi? Kafamda zaten karıştı. Cesaret ve sehavet erkekte gayret ve hamiyet muavenete bir de yardıma sebep olurmuş. Hamiyet ise 3-4 tane cümle kaldı. Hamiyet ise muhabbet, hürmet, merhametin netice-i zaruresiymiş. Vay be. Çok ilginç bir yer okuyorum. Sunu'a, Tula'a, Tişarat'tan okuyorum. Hamiyet ise noktalı virgül, izah. Mühendis Bey, bak hamiyet ise muhabbet, koy tencereye, muhabbet, hürmet, merhameti karıştır. Muhabbeti, hürmeti, merhameti karıştır. Ortaya çıkacak macun hamiyetmiş. Onsuz olmaz ve illa yalandır, sahtekarlıktır.
He? Kodladık abi, mühim. Mühim mi? Ha. Mühim. Muhabbet. Mühim. He, hamiyet. Hürmet. Hürmet. Merhamet. Merhamet. Muhabbet. Merhamet. Hürmet. Öyle mi? Muhabbet, hürmet, merhamet. Merhamet, mühim. Mühim. M. Nasıl? Hamiyetin tanımı gibi oldu mu? Ha, hamiyet o da... Hamiyet deyince hemen üç aklınıza gelecek. Ha, he, me, evet, hamiyet, doğru. Üç tane şey gelmesi lazım. Demek ki hamiyet, muhabbet. O zaman şöyle başla, alfabetik. Merhamet, muhabbet. Ötekisi? Hürmet. Hürmet. M, M, E, A, B, C, Ç, D, E. M, E, merhamet. M, U, muhabbet. Bir de hürmet. Merhamet, muhabbet. Hürmeti koy tencereye karıştır, ortaya çıkan şey hamiyet. Aslan ustadım benim elhamdülillah. Nefret hamiyetin zıttıymış. Sünnet olat işaret. Sefa abi kaç? 68. Nefret mi? Evet. Nefret hamiyetin zıttı. Ne konuştuksa nefret dersini yapmaya gerek yok. Tersini düşünün. O zaman dersi öyle koyarsın. Hamiyet ve tersi. Ha yok. Hamiyet ve tersi. Hamiyet nefret değilmiş. Çok antika. Ne dedi? Nerede? 68'de geçiyor. Sunuatullah dışarı. Nefret hamiyetin zıttıdır. Hamiyet İslamiye'nin galeyanı ile ahlak da tekemül ve tali eder. Divan-ı Harbi Örfü 52'de diyor. Yani peki ne karı var? Hamiyetli insanda ahlak yükselir ve tekamül eder. Hamiyetli insanlar da ahlak yüksek olur. Nurlanırlar. Allah onların ruhlarına huzur verir. Bir millet cehaletle hukukunu bilmese ehli hamiyeti dahi müstebid eder. Şimdi eğer sen hukukunuzu bilmiyorsanız şer'i dairede hukuku, Allah'ın size verdiği imkanı, hurriyeti, şeriyeyi bilmezse benim gibi insanlar size müstebid olur. Gitme! Dinleme. Olur mu ya onlar yanlış ya? Biz Cadde-i Küpra'dayız. Kimseyi dinlemeyeceksin. Hiçbir derse gitmeyeceksin. Yani gibi böyle tahakküm bari şeyler sizin cehaletinizden kaynaklanıyor. Hani Ervah Habise için de öyle diyorum. Abi şöyledir böyledir. La kardeşim onlar hiçbir şey değil ya. İnsan büyüttüğü için büyük oluyor zannediyor o. Büyük değiller. Sen küçüldün. Hani ayetten çıkarmıştım şeyden. 26. sözde var ya zehir. O zaman düşünmüştüm Erdinç. Dedim ki, duyuyor musunuz bak? Ya bir insan bir insana ilah nasıl olur? Çok ilginç ha. Sen aylarca uğraştım. Birbirinizi ilah edinmeyiniz. La nasıl ilah olur ya? Bir insan bir insana ilah olur mu? Aylarca uğraştım. Cümleyi söylüyorum. Aylarca belki hulasa ediyorum. Bir insana bir insanın ilah olabilmesi için kendi insanlığını kaybetmesi lazım. İnsanlığını kaybedenler için insanların ilah olması kolay olur. Anladın mı? Hatırıma gelmiyor. İsmi neydi ya? Raşit. Anladın mı Raşit? Yani kendisini unutan için. Kendi insanlığını kaybedersen insanlar mukaddes olur. Tapılacak gibi olur. Kendi özgüvenini kaybeden bir erkek için kız alihe olur, put olur. Senin için ölüyorum. Sen varsan var. Seni Tanrı affetse ben bile affetmem. Hep putlaşmaktan gelen sözler. Put. Hep kişiliğini kaybedenlerin özelliği bunlar. Mesela cinleri, şeytanları çok büyüten... Kendi küçük zannettiği için o büyüyor. Aslında büyük değil ya. Dövdüreceksiniz bana onları vallahi ya. Şeytan dinle. Vallahi değil ya. Allah diyor ki hiçbir şey değiller diyor Kur'an'da. Keyden zayıfa diyor şeytan için. Şeytanın tuzağı zayıftır diyor. Kadının tuzağı için keyden azima diyor. Kadının tuzağı büyüktür diyor. Kur'an'da yani kadını demek yok. Şırlık şeyi kastediyor onların.
Kadın süperke değil. Şirli kadın en büyük tuzağı, en büyük efendim Raşit. Abi kendini bilen Rabbini bilir diyor ya. He? Kendini bilmeyen çeşitli Rableridir. Aferin lan sana. Aferin lan Raşit. Güzel, maşallah, hoşuma gitti. Ne dedi? Men arefe nefse fekad arefe Rabbi. Yani kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilmeyen Rabbini de bilmediği için, kendini kaybeden için Rab hangisi önemli değil o kadar. Bir sürü Rab çıkar. Bir de söyle bakayım. Bir de söyle. Ha? Nasıl, nasıl? Cümle nasıldı? Kendini bilen Rabbini bilir. Ha? Kendini bilmeyen çeşitli Rabler edinir. Evet. Kendini bilmeyen çeşitli Rabler edinir. Doğru. Bazen kafan çalışıyor elhamdülillah. Devamlı çalışsa sana da bize de zarar olur. Bizde de öyle. Allah hiçbir Müslümanın zekasını aklından ileri yapmasın ya Rabbi. O beladır, psikolojik sorunların sebebidir. Aklımız zekamızdan ileri olacak. İkisinin zirve olması istisnadır. Tarih-i Şerif'te diyor ki zekavet de aklın diyor. İki sıfatında zirve olması istisnadır ve düzzamanı o. Ama akıl önde olmalı. Akıl demek bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı kim yapmışsa bu aklı ona bağlamak akıllılıktır. Yani vahye bunu bağlamak akıllılıktır. Bununla kendi kendini idare etmeye kalkarsa zekiliktir. Vahiden kopuk. Onun için ya akılın takılın efele tefekkürün fetur bir rüya elbap gibi ayetlerle ikaz ediyor. Ne güzel ölçüler ya. Benim elim öyle mest ediyor. Bu budur. Bak kendini bilen Rabbini bilir. Kendini bilmeyen Rabbini de bilmez. O zaman çeşitli Rabler çeşitli olur. Para Rab olur, kadın Rab olur, televizyon Rab olur, kız Rab olur. Kız ise kadınsa erkek Rab olur. Onsuz yaşamaz. Acayip ya. Tuhaf. Hurda karşı olmuş trafik kazasını geçiren adam gibi. Organlar birbirine girmiş. Son iki taneydi galiba. Teali eder. Ha onu da okuduk. Bir millet cehalette hukukunu bilmese. Bir de okuyayım isterseniz. Bir millet cehalette hukukunu bilmese ehli hamiyet dahi mustebit eder. Hamiyet ise şiddeti mevaniye karşı şiddetle metanet etmektir. Hamiyet fiilsel görüntüsü şöyledir. Şiddeti mevaniye yani manilere, engellere karşı, şiddetli manilere karşı şiddetle dayanmaktır. Şiddetle. F1, F2 ile. Hangi kuvvetle attımsa o kuvvetle geri geliyor. F1 eşittir F2. Duvara vurdu top, o kuvvetle geri geliyor. Ne kadar sert, o kadar sert olacaksın. Onun için eşidane küfar, sahabe için diyor, kafirlere karşı şiddetlidir. Kendi aralarında ruhama o beyne o. Yumuşaktır diyor. Ne acayip değil mi? Ne güzel yapıyor. Acayip bir şey. Birbirine karşı ruhama o beyne o. Kafire karşı eşiddet alel küffar. Şiddetlidir. Hatta Allah Resulü'nün şu andaki damar parmak kadar gelişmiş ya. Nasıl olur parmak kadar ben anlamıyorum. Bunu yapacağım olmuyor. Bunu yapacağım hiç ama bu kadar olur mu? Ama yana da denmiyor. Değil mi? Nasıl gelişmişse. Hamiyeti acayip demek. Kafirlik sıfatına karşı. Evet, o sıfata karşı. Ceset Allah'ın sanatı. Kafirin cesedine düşman değiliz ki sıfatına düşmanız. Sadakat ehli olmayanın sıfatına, sadakatsızlığına düşmanız. Cesedi, gözü, kulağı Allah'ın sanatı. Çabuk yeğse inkılap eden hamiyet, hamiyet değildir. Asar-ı Bediye 411. Abi bir anda hamiyet, ooo falan koştu. Ondan sonra, böyle. Hamiyet hamiyet değil. O gazdı. Niye? Muhabbet, merhamet, hürmet içeren bu üçü bütünlüğünden gelen hamiyettir. Ne diyor? Bilmiyorum. Tecrübe, hamiyet, nuru kalp ve nuru fikri cem edenler vazifeyi kifayet etmezler. Bak, tecrübe, hamiyet, nuru kalp, nuru fikri cem edenler, bir daha söylüyorum, tencereyi getirin. Tecrübeyi at,
hamiyeti at, nuru kalp, nuru fikir. Dört tane cem edenler vazifeye kifayet etmezler. Daha derler. Daha. Yerli süpür kardeş. Camı da süpürmüş, tavanı da bilmem ne yapmış. Ampulleri silmiş. Duramaz o. Vazifeye kifayet etmezler. Daha acayip ileri atılırlar. Din Asar-ı Bediye 393 son. Din nasihattan ibarettir. Nasihatta tesir lazım. Tesir de Hamiyet-i İslamiye'nin heyecanı ve vicdanın ihtisasına vabestedir. Bir de okuyayım. Din nasihattan ibarettir. Din nasihattan ibarettir. Nasihatta tesir lazım. Nasıl tesir edecek? Din nasihattır. Nasihatta tesir etmesi lazım. Peki ben nasıl tesir edeceğim size? Tesir de bir, Hamiyet-i İslamiye heyecanlı olacak. Hamiyet-i İslamiye ile heyecanlı olacak. İki, vicdanını ihsas edeceksin. Yani kişinin vicdanına ve Hamiyet-i İslamiyesine hitap edeceksin. Nasihatın. Sende olacak ki o da olsun. Vicdaniyatı olmayan vicdana nasıl hitap eder? Hamiyeti olmayanlar hamiyeti nasıl aktif eder ki? Değil mi? Ha, demek ki insanda vicdan olacak ki vicdana hitap edeceksin. Hamiyet İslami olacak ki hamiyet İslami iş yapacaksın. Ben sigara içiyorum. Oğlum, şu baba olarak. Oğlum sigara içme. Ağzımda sigara var. Sigara içme oğlum. Bakma ben alıştım lan. Bakma ben eşeklik yaptım. Sahtekar. Bu lafı, bu fiili. Buna mı inansın şu fiiliyatına, sözüne mi inansın? Böyle bir şey olur. Oğlum sen içme. Böyle bir şey olur. Şeyinden olacak. Denmez demiyor. Lime tekulune mala tefalun. Dersin ama tesir etmez. Anlamadım abi. Nefsini ıslah etmeyin diye başlıyorsun. Evet, nefsini ıslah etmeyin, başkasını ıslah edemez. Tesiri diyor, Hamiyet-i İslami'nin heyecanı, hamiyetini aktif edeceksin. İki, vicdanın ihtisasına vabestedir, yani bağlıdır. Yani Hamiyet-i İslamiyesini ve vicdanını çalıştırırsan o da çalışır. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.